hoş geldiniz tekrar. Bugün bir sevdiğimiz arkadaşımızın, abimizin yanındayız. Size bu şekilde video yapmak istedim. Kendisi de, kendisinin bir mağazası var. El işçiliği ile alakalı. Bu tarz görmüş olduğunuz gibi malzemeler üretiyorlar. Markalı, JJ Tasarım Dekorasyon. Orada çekimini yapabilirsin dediler bana. Ben de bu şekilde size bir video yapmak istedim. Bu şekilde video çekmemin sebebi arkadaşlar şudur. Bayağıdan beri biliyorsunuz istediğim gibi videolar çekip paylaşamıyorum. Bazı sebepleri var. O da şudur. Ankara'nın Kültür Bakanlığımızın benim kanalımı görmüşler. Kültür Bakanlığımızdan. Ve paylaşmış olduğum videolardan dolayı, daha doğrusu şu şekilde olmuştur büyük bir ihtimal. Çünkü bir çok kanal var bu tarz, bizim bu tarz kanallarımızdan, yani define ve arkeoloji ile alakalı çok kanallar var. Hani artı benim kanalım da yeni, 4 aylık bir kanal. İncelemeye alınmış arkadaşlar, orada Ankara'dan, daha doğrusu bir şikayet olduğunu inanıyorum ben ama yani yine de o şekilde dendi bize. Geldiler, araştırdılar, baktılar. Bütün o Yusuf abiyle olsun, diğer videolarımda olan bütün herkesi ifadesi alındı. Gereken inceleme yapıldı. Hiçbir yasal sorun, sıkıntı olmadığı anlaşıldı şu an. Ama sonuç olarak moralimiz bozuldu arkadaşlar. Hani meyve veren ağaç taşlanır diye bir laf var. Tamam, onu biliyorum da bizi taşlamıyorlar. Resmen bizi atışa tuttular yani, öyle söyleyeyim. Yapacak bir şey yok çünkü insanlar artık çekemiyorlar. Galiba aboneleri, izleyici sayıları düştü. Ondan dolayı şikayet oluşmuş. Herkesin kendi insanlığı, herkesin kendi karakteri, yapısıyla alakalı bir durum. Ben kimsenin kanalını tutma şikayet etmiyorum. Yani şöyle, şikayet edecek bir durum olsa tabii ki uyarırsın, şikayetini yaparsın ama hani boşu boşuna da devletimizi meşgul etmenin bir gereği olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani gelip herhangi bir yasal, herhangi bir şey yasal olmayan herhangi bir şey hani bulamadılar. Ama sonuçta zaman harcandı. Oraya o kadar millet geldi, baktılar. En azından bu kadar zamanı gerçekten de aydınlatılması gereken bir olaya harcanabilirdi diye düşünüyorum. Devletimizi boşuna meşgul ettiler. Ve yine de Kültür Bakanlığımıza hani bu dikkatlerinden dolayı teşekkür ediyorum ama zaten videolarımızın altında da belirtmişiz. Yasal olan ya olmayan hiçbir şeyimiz yoktur. Gereken neyse hep yasal yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir durum oluştu. Ondan dolayı biraz videolarımız aksadı. Ama ben yine de ilk fırsatta videolarımın çekimine devam edeceğim arkadaşlar. Sonuçta eğlence için, keyif için, eğlence için, bilgi için yapılan videolar. Gerçekten de hani metrelerce kazıp böyle bir yerleri tahrip ettiğimiz de yok. Böyle bir şey zaten yapanı da yapmayı hani böyle bir şeyin olmasını da zaten tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Kimseye hani tarihimize, doğamıza sahip çıkalım. Ben şahsen hani öyle bir şey görsem ben karşı çıkarım. Ama dediğim gibi videolarımızdan böyle bir diğer işte arkadaşlarımız gibi def metrelerce kazı yaptığımız veya herhangi bir yeri patlattığımız veya işte ne bileyim yasal olmayan herhangi bir şey yaptığımız yok. Böyle bir durum oluştu. Onu ben size açıklamak istedim. Bazı arkadaşlarımız diyor neden daha önceki videolar gibi videolar yayınlamıyorsun? Arkadaşlar sonuçta hepimiz insanız. Sizin gibi ben de insanım ve hepimizin bazı sorunları, sıkıntıları olabilir. Ben şimdi size bütün sorunlarımdan bahsetmek istemiyorum ki sizin de vardır. Ondan dolayı biraz anlayış bekliyorum sizden. Her şeyin zamanı var. Ben yine de videolarımı çekeceğim. Birkaç beklediğim yer var, arkadaşlar var. Onların aramalarını bekliyorum. Aradıkları zaman gideceğim, görüşeceğim. Araştırmamızı yapacağız arkadaşlar. Hani benim videolarıma dikkat ettiyseniz hani kendi kendime işte ne bileyim doğaya çıkıp elime bir dedektör alıp kendi koyduğum şeyleri bulmuyorum. Tesadüfi bu şekilde eğlence amaçlı yaptığımız şeyler. En azından hani bir arkadaşımız veya herhangi bir tanıdığımız aradığı zaman onları da videoya dahil ediyorum arkadaşlar. En azından konuyu daha iyi anlayarsanız, daha keyifli olsun video diye. Bazen arkadaşlarımız isimlerini gerçekten de kendi isimlerini kullanmamı istemiyorlar. Sizin de bilginiz olsun.
onların da kişisel hakları var. Ondan dolayı farklı isimler kullanmak zorunda kalıyorum. Ama sonuç olarak sizin izlerken keyifli bir şekilde eğlenip keyif almanız için yapmış olduğum içeriklerdir arkadaşlar. Elimden geldiğince hani yapabildiğim kadar, yasaların el verdiği kadar doğru olmaya çalışıyorum. Çünkü her şeyi olduğu gibi gösterme şansımız yok maalesef. Bu şekilde video yapıp size de bu şekilde açıklama gereği duydum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İlginiz için, alakanız için. Yorumlardan olsun, e-mailden olsun, özelden olsun bayağı bir talep var arkadaşlarım. Hani neden videoları duraksattığımı soruyorlar. Bu şekilde bir açıklama yapma gereği duydum. Videoları duraksatmadım. Bazı dediğim gibi sorunlarımız olmuştu ufaktan da olsa. Hani sorun demeyelim de böyle bir pause yaptık yani. İnşallah devam edeceğiz yakında. Bu şekilde arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abonelerime sesleniyorum arkadaşlar. Güzel videolar paylaşacağım inşallah yakında. Her şey için, desteğiniz için, her şeyiniz için sağ olasınız, var olasınız. Görüşmek üzere tekrar diyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey olduğu zaman zaten ben kişisel açıklamamı yapıyorum. Çünkü sonuçta siz de kanalıma abone olmuşsanız, ben bunu açıklama yapmaz gerekliliği duyma sebebim de hani bana güvenip abone olmuşsunuz. Ben de ondan dolayı bu şekilde açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi. Hatta dikkat ettiyseniz yorumların hepsine ben cevap vermeye çalışıyorum ki cevapsız yorum olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir fikriniz var, doğru veya yanlış veya herhangi bir talebiniz var. Yazdınız, onu ben karşılıksız veya yanıtsız bırakmak istemiyorum. Hani olabilir birkaç tane görmediğim veya yetişemediğim olabilir ama ben sanmıyorum ki cevapsız bir yorum var. Olan varsa da ileride bakıp tekrar cevaplayacağım. Bu da size karşı olan inancımdan, saygımdan dolayıdır arkadaşlar. Karşılıklı saygı istiyorum. Biraz anlayış istiyorum arkadaşlar sizden. Seviyorum herkesi. Sizleri çok seviyorum. Sizler sayesinde zaten kanal oluyor. Yani sizlerin olmadığı bir kanal zaten kanal değildir. Sizin talebinizi, isteklerinizi, yorumlarınızı, her şeyi görüyorum. Ona karşı inşallah güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Sadece define ve arkeoloji ile alakalı videolar değil, doğa ile, ondan sonra farklı yerler, güzel yerler olsun onları veya bazen işte yürüyüşe çıktığım zamanlar oluyor. Onları da ben video haline getirip sizin de en azından hani benim yaşadığım, gördüğüm yerleri, yaşadığım şeyleri sizin de görmeniz için video yaptığım oluyor arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlar define ve arkeoloji olarak hani kanalım o define ve arkeoloji ile alakalı olduğu için işte gezi yapmışsın, video çekmişsin, neden yayınladın gibisinden yorumlar oluyor. Tabii ki onları beğenmeyebilirler ama ben sadece şunu istedim. Gezdiğim, gördüğüm yerler siz de görün. Yani ben orada zaten belirttim o videomda. Hani o konuyla alakalı, define ile alakalı bir şey olmayacak. Sadece gezi amaçlı. Doğa yürüyüşünde örnek. Doğa yürüyüşüne çıkıyorum mesela. O konuyla alakalı olsun diye ben video çekiyorum. Hani o doğa yürüyüşü yapıyorum deyip de farklı bir şeyler yapma gibi bir durum yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar inşallah güzel videolar çekeceğim. Konunun özü de budur. Bazı araştırmak için geldiler bizim devletimiz sağ olsun. Hani dikkatlerinden dolayı teşekkür de ediyorum. Bu şekilde dikkat etsinler. Çünkü bana söylediler hani videoların altında gerçekten tamam yazmışsın, belirtmişsin ama hani bu şekilde yazıp da gerçekten de farklı şeyler yapan insanlar olduğundan dolayı bu şikayeti değerlendireceğiz diye. Ben de saygı duydum. Gelsinler baksınlar. Sonuç olarak hiçbir şekilde bir şey bulamadılar. Çünkü olmayan bir şey zaten bulunmaz. Bizim yapmış olduğumuz herhangi bir suç yok. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.